Medya taraftarın sesini sunar. Samsun'un dünyaya açılan penceresi HaberX TV ekranlarından iyi akşamlar efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, bir haftalık aradan sonra Taraftarın Sesi programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, geçtiğimiz hafta milli maç arasıydı ama Taraftarın Sesi tabii ki sizlerle birlikteydi. Taraftarın Sesi programına devam ettik. Milli maç arasından sonra Samsun sporumuz iki hazırlık karşılaşması yapmıştı. Bölgesel amatör takımlarımızdan, Samsun bölgesi takımlarımızdan Ladik Belediyespor ve Termespor'la yapmış olduğu karşılaşmanın ardından ligin 4. haftasında Şanlıurfaspor'la içeride 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldik. 2-0'lık galibiyetle 3 puanı hanemize yazdırarak puanımızı 8 yaparak ikinci sıraya yerleşmiş olduk. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu akşam yine dolu dolu bir programımız var. Sizlerle birlikte saat 23.50'ye kadar bu ekranlarda olacağız. Sizlerin evlerine konuk olacağız, sizlerin evlerine misafir olacağız. Güzel bir program olmasını temenni ediyoruz. Şanlıurfaspor karşılaşmasının öncesi sonrası ile birlikte taraftarlarımızla yapmış olduğumuz o güzel röportajları ekranlara getireceğiz. Takımımızın stadyumuna gelişini, her şeyi tüm detayıyla birlikte bu programda bulabileceksiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda Samsun Spor Teknik Direktörümüz Ümit Özat'ın konuk olacağını söylemiştik ama sonrasında özel sebeplerden dolayı gelemediğini, fakat bu haftaya da Allah'tan bir şey olmazsa bizlere konuk olacağını kendisinden aldığımız sözde belirtmiştik burada. Tabii ki bugün bizler tekrar yönetim kuruluyla görüştük. Ümit hocamız tabii ki gelmeyi çok istedi. Gelecekti de gerçi, kendisi bu sözü verdi ama yönetim kurulunun Erkut Başkan'la birlikte almış olduğu bir karar varmış. Bizle alakalı bir şey değil bu. İlk 10 hafta içerisinde hiçbir programa gönderme tarafı değillermiş. Bizler için de tabii ki Samsun Spor'un menfaatleri söz konusuysa tabii ki saygı duyarız. Geçtiğimiz hafta bizim Ümit Hoca'yı buraya davet etmemizdeki neden, milli maç arası olduğu için, yani lig maçlarında da etkisi olmayacağını düşündüğümüz için davet etmiştik. İlk 10 hafta hiçbir televizyon programına konuk etmek istemediklerinden dolayı bu akşam burada aramızda yok. Evet, bunu söyledikten sonra hemen PTT 1. Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bakalım hangi sonuçlarda sonuçlanmış. Haftanın toplu sonuçları şöyle. Evet, Boluspor 1, Karşıyaka 1, Gaziantep Büyükşehir Belediye 1, Altınordu 1, Adana Spor 2, Denizli Spor 1, 1461 Trabzonspor 1, Adana Demirspor 4, Kardemir Karabük Spor 0, Yeni Malatya Spor 0, Elazığ Spor 2, Balıkesir Spor 1, Göztepe 0, Giresun Spor 1, Samsun Spor 2, Şanlıurfa Spor 0, Programımızın başladığı saatte devam eden bir karşılaşma vardı. Albima Alanya Spor, Kayseri Erciyes Spor karşılaşması programa girdiğimizde devam ediyordu. Son dakikalarda, karşılaşmanın son dakikalarına mağlup giren Alanya Spor karşılaşmayı 2-1'e getirdi. Bittiğinde tabii ki sizlere bunun da sonucunu vereceğiz. Evet, bu sonuçlardan sonra haftanın toplu sonuçlarının ardından puan durumu ise şöyle oluşuyor. Lider Adana Demirspor puanı 10. 8'er puanlı 2 takımdan Samsun Spor 2. Elazığ Spor 3. sırada. 7'şer puanlı 3 takımdan Giresun Spor 4. Karabük Spor 5. 1461 Trabzon Spor 6. sırada yer alırken Gaziantep Büyükşehir Belediye 7. sırada ve puanı 6. 5'er puanlı 4 takımdan Göztepe 8. Balıkesir Spor 9. Yeni Malatya 10. Karşıyaka 11. sırada yer alıyor. 12. Adana Spor'un 4 puanı var. 3'er puanlı 2 takımdan Bolu Spor 13. Adana Denizli Spor 14. Yine 2'şer puanlı 3 takımdan Kayseri Erciyes 15. Şanlıurfa Spor 16. Altınordu 17. sırada yer alırken son sırada Alanya Spor vardı. 1 puanı vardı. Tabii ki karşılaşma bittiğinde sevgili puan sıralaması değişti. Rejideki arkadaşımız Cem söylüyor. Alanya Spor 2-1 bittiğinde galip yapmış. Alanya Spor 2-1 tamamlamışsa eğer puanını ne yapıyor? 4 yapıyor ve 13. sıraya yerleşmiş oluyor. Onu da buradan söylemiş olalım. Alanya Spor 2, Kayseri Erciyes Spor 1 maç sonucu ve Alanya Spor puanını 4 yaparak 18.likten 4 basamak daha yukarı çıkıyor ve 13. sıraya yerleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar, hemen soldan başlayalım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. HaberX TV'den dünyaya ve Türkiye'ye merhaba diyorum.
Ülkemizi saran terör olaylarında dün Samsun Spor'un göstermiş olduğu o güzel tabloyla birlikte kınıyorum ve ölenlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böylece ilerleyen dakikalarda takımı anlatmaya devam biz edeceğiz. Biz geçtiğimiz hafta tabii yayınımıza başlarken şehitlerle ilgili konuşmamızı yaptık. Geçen haftada çıkmak istemedim. 16 şehit vardı aynı gün programın olduğu konuşmuştuk gece. Konuşmuştuk sizlerde abi. Biraz şey yapmadım, moral motivasyonum bozuk olduğu için. Biliyorum. Özür diledik ve programda olmadık. Şimdi beraberiz. Bu akşam aramızdasın. Teşekkür ederim. Teşekkür sevgili ederim. Karataş, hoş geldin. Hoş bulduk Selamet abi. Ben de Erdal Baba'ya katılıyorum. Evet, Haberaksi ve ekranlarından tüm Samsun Spor taraftarlarına ve çok saygıdeğer Samsun hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. İyi programlar diliyorum. İnşallah güzel ülkemizde her şey güzel olacak diyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle diyorum. Samsun Spor'da güzel olacak diyorum ve top yine sende. Evet sevgili izleyenlerimiz, bizlere göndermek istediğiniz mesajları Taraftarın Sesi sayfamızdan durum altına veya kendi kişisel sayfalarımızdan da paylaşmış olduğumuz durumun altına mesajlarınızı atarsanız oradan paylaşırız. Özelden atmayalım, rica ediyorum sizlere durum altına atarsanız daha rahat okuruz, daha rahat sizlerle paylaşırız diyorum. Ve hemen Erdal abiye döneceğiz. Evet. Çok kısa alacağım. Sonra tekrar detaylara gireceğiz. Çünkü çok görüntümüz var. Görüntülerle röportajlarımız var. Ben maçla ilgili neler, anlatmayacağım da dün akşam basın odasında sevgili teknik direktörümüz... Basın odasını birazdan girelim daha sonra isterseniz. O zaman şöyle söyleyeyim. Samsun Spor dün akşamki maçta gayet güzel, hızlı ve defansını sağlam tutarak orta saha destekli kuvvetli rakibi aslında Alanya kuvvetli rakibi Urfa Spor'u mutlak suretle geçmek istedi. Çünkü neden diyecekseniz biliyorsunuz şeyimizi Samsun'u sarsan taraftarlarımızı rahatsız eden, sizleri bizleri de rahatsız eden puan silinecek, silinmeyecek, 3 puandı, 7 puandı, 6 puandı, 8 puandı diye konular insanların stres ve moral motivasyonunu bozduğu için ve futbolcularımız da bu maçın bilinci içerisinde bu maça iyi başladılar. Gerçekten iyi başladılar. Sağlı sollu ataklarla çökerttiler Şanlıurfa'yı. Tabii karşı rakip takımdaki Veli'nin de yapmış olduğu bazı yanlış hareketleri de buradan tasvip etmiyorum, yapmaması lazım olduğuna inanıyorum. Canberk'in üstüne basmak vesaire filan. Evet. Şunu söylemekte fayda var. İyi bir organize olmuş bir takım. Kendine inanmış, gücünü ispat etmiş. Sahada çok koşan, yer tutan, pas atan, her pozisyonun üzerinde değerlendirme yapan ve hücum hattında çoğalan bir Samsunspor bana zevk ve keyif verdi. Evet. Güzel bir müsabaka izledik dün akşam. Biz izledik, Türkiye'de izledi televizyondan verdiği için ve Samsun Spor'un iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Ümit Özat'ın cesur ve yürekli davranışları dolayısıyla da kendisini kutluyorum. Neden derseniz iyi bir takım oluşturdu. Genç 23 yaş civarı gençleştirdi. Geçen seneye göre takımımız 3 yaş gençleşti. Çok koşan, iyi organize olan ve sağlı sollu ataklarla rakiplerini bunaltan bir Samsun Spor'u seyrettik dün akşam. Hep beraber seyrettik canlı gözle. Ben kale arkasındaydım, çok yakın takip ettim. Ve Samsun Spor bana göre her geçen hafta üzerine koyarak yükselişini sürdürüyor. Yükselişte devam edecek Samsun Spor'un. Evet. Bundan sonraki maçlarımızda da ben küçümsemiyorum hiçbir rakibimizi. Bu hafta Cuma günü akşam oynanacak olan Bolu'yu sıradaki gelsin diyorum. İnşallah o baştan da alacağımız puan veya puanlarla daha iyi yerlere geleceğimizi buradan söylemek İnşallah isterim. İnşallah Erdal abi. Basın odasında konuşulanları da biraz daha söyleyeceğiz ama orada bir sanki bir çelişki var. Sizler size, mesela takımın canlı çok iyi canlı çok iyi olduğunu söylediniz. Ümit Hoca oynanan futboldan memnun kalmadığını söyledi değil mi? Notlarımı söyleyeceğim. Evet, var. Evet, sağ olasın. Sevgili Karataş, size dönüyoruz. Sizden de küçük bir kesit alalım. Hemen görüntülere gidelim çünkü çok görüntümüz var. Tekrar söz hakkı verelim şimdi, size. Şimdi Selamet abi evet doğru. Şöyle söylemek istiyorum, şöyle başlamak istiyorum. Zafer inananlarındır. Bu 2-2-4. Evet. 5 etmez. Her şeyden önce lige verilen arada
Samsun Spor'un Ladik Belediyespor'a yapmış olduğu hazırlık maçında beraberdik. Orada Ladik Belediyespor'un dinç, diri ve istekli, arzulu futbolu Samsun Spor'un sanki hazırlık maçı yapıyor değil de, yani şöyle söyleyeyim, gerçekten bir lig maçı statüsünde geçti. Yani havasında geçti. Bunu seyrettik zaten. Evet. 3-0'dı maç. İnanılmaz bir maç oldu. Öncelikle buradan tabii hemen Terme Spor'da bir hazırlık maçı yaptı çarşamba günü, biliyorsun. Yani öncelikle şu iki maçta öyle o skorla bitti. Güven Gümüşlü Hoca'ya da, Ali Bilgici Hoca'ya da çok teşekkür ediyoruz. Diş takımlarla hazırlık maçı yaptığımız için skorlar 3-0 da olsa 3-1 de olsa önemli değil. Samsun Spor'un futbolcuları, Ümit Hoca hepsini yine orada denedi. Hepsini yine gördü. Evet. Kafasındaki şablonu iki hazırlık maçında da sahaya sürdü. Hatta şöyle söyleyelim, sürmeye çalışır diyelim. O hazırlık maçlarından yola çıktık. Haftayı 15 günü boş geçirmediğimiz ortadaydı. Peki, ama her şeyi aksi bir sonuç çıksaydı dün, yani mağlup olmak gibi Allah korusun, böyle bir sonuç çıksaydı şu eleştiriyi alır mıydık? Yani hazırlık maçını yaptığınız takımlar, yani almazdık abi. Niye takımlar diyeceğiz? Şimdi Ordu Spor zaten 2B'de. O farklı bir yer zaten. Kendisi hazırlık maçları sezon açışlarında. Yani şimdi kim kampını oynayacaksın? Buradan uğrasan da yapıyorsan, evet, komşu illerden bile yapmak zorundasın. Komşu illerden. Şimdi sonuçta Ladik Belediye ve Terme, bunlar bugün iyi ilçe takımları. Yani evet, güçlüler de. Şu vardır yani futbolda, bugün Real Madrid 2-3 sene önce biliyorsun 3. ligde, İspanya 3. ligde mücadele eden bir takıma kupada eleniyorsa, zamanında nasıl Pendik Fenerbahçe'yi yeniyorsa, yani bunlar örnekleri çok var bunların. Samsun Spor'da biliyorsun 4 Eylül'e, Sivas 4 Eylül'e elenmiştik bizler de biliyorsun. Yani demek ki 3. lig olsun, ballı olsun fark etmiyor. Maç futbol sahada oynanıyor, orada kazanılıyor. Yani buradan tekrar ballı gibi takımlarımızda diri oldukları için kutluyorum. Samsun Spor'u 15 gün iyi geçirme fırsatı verdiler, evet, hazırlık maçlarında. Kesinlikle. Şablon da ortadaydı. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu kulüplerimiz zaten için de iyi oldu tabii, aynı tabii, zamanda. Oldu. Tabii ki. Şimdi hemen görüntülere gideceğiz. İlk görüntülerimiz, sevgili izleyenlerimiz, cumartesi günü ilk görüntüleri 19 Mayıs Stadyum'dan cumartesi günü sevgili Hüseyin Karataş çekmişti ama. Çok özür dilerim. Orada bir cümle var abi. Onu mu diyeceksin? Ben akşam görüntüleri yaparken ben tabii cumartesi yoktum. Hüseyin Karataş oradaydı. Ama böyle bir şey olamaz. Yani. Ermiş misin ne oldu bilmiyorum. Eğer izlerseniz Hüseyin Karataş orada bir şeyler söylüyor ve hakikaten bu kadar rastlantı olamaz. Bu kadar böylesi güzellik olamaz. İnşallah her söylediğinizde öyle Samsun'un çıkarları doğrultusunda olur da tutar. Öyle diyelim. Abi inşallah şampiyonumuz artık çıkalım ya. İnşallah. İnşallah. Evet, şimdi hemen cumartesiye gidiyoruz 19 Mayıs Stadyumu'ndan ve sonrasında takımımızı stadyuma gelişi ve röportajların ilk bölümü 3 bölüm halinde vereceğiz. Birlikte izleyelim efendim. Evet sevgili taraftarın sesi izleyicileri, bugün 12 Eylül 2015 cumartesi. Görüyorsunuz Samsun'da güzel bir hava var ama bizler neredeyiz taraftarın sesi olarak? Tabii ki de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndayız, yani evimizdeyiz. Başarıların, güzelliklerin yaşandığı çimlerin üzerindeyiz ve başlama vuruşunun hemen görüyorsunuz yanındayız. Böyle nasıl diyeyim sizlere, anlatılacak gibi değil. Yarın burada 13 Eylül 2015 Pazar günü saat 20'de Samsun Spor'umuz ve Şanlıurfa Spor karşılaşacak. Başlama vuruşu burada olacak ama ben diyorum ki inşallah bu güzel tribünlerle, bu güzel zeminde, bu güzel havada, güzel Samsun'umuzda skorbotun bulunduğu kaleye inşallah bir gol. Hemen akabinde de sevgili kameramanım Batuhan şu anda görüntüler size gösteriyor. Belediye evleri tabiri caizse ceza ve kale arkasının olduğu yerdeki kalemize de bir gol atarsak, başta maraton tribündeki taraftarlarımız olmak üzere kale arkası ve tüm tribündeki, protokol tribündeki maça gelecek olan Samsun sporlarda olmak üzere inşallah Şanlıurfa Spor'dan 3 puanı alırız, hanemize yazdırırız. Hem ülke olarak hem de Samsun Spor olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde, ama zor günler derken tabii ki biz zor günleri severiz ülke olarak da, memleket olarak da. Çünkü biz buralara kolay kolay gelmedik diyoruz. Ve hemen akabinde de pazartesi akşamı Haberaksi TV ekranlarında sevgili Selamet At'la ve Erdal Cansu ile de güzel bir program yapması temennisiyle diyorum. Ve röportajlarımız tekrar devam edecek ama ne zaman? 13 Eylül Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun etrafında taraftarlarımızla ve maça gelenlerle devam edecek diyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili taraftarın sesi izleyicileri, Şanlıurfa Spor karşılaşması öncesinde, bir gün öncesinden sevgili Hüseyin Karataş'ın çekimleriyle görüntüleri izlediniz biraz önce.
Şu anda karşılaşmanın başlamasına da, bugün maç günü başlamasına yaklaşık 1,5 saatlik bir zaman var. Takım otobüsümüz de gelmek üzere. Bizler de hemen kale arkasındaki soyunma odasının önündeyiz. Gördüğünüz gibi çevik kuvvetler ve emniyet mensuplarımız hemen arkamızda, taraftarlarımız da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ve saat 20'de başlayacak karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Bizler de görüntü ve röportajlarla devam ediyoruz efendim. Sevgilicilerimiz, taraftarlarımızla röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar sizleri tanıyalım. Nereden geldiniz diyorum. Bir ikincisi de Samsun Spor Şanlıurfa Spor maçı ile bir skor alayım. Kavak'tan geliyoruz. Skor 2-0 alırız. Kavak'tan geliyorsunuz. Evet. Evet. Başka neler söylemek istiyorsunuz? Dostu kazansın. Hedef Süper Lig. Kavak'tan nasıl geliyorsunuz? Gelişimi, ulaşımınız nasıl oluyor arkadaşlar? Ulaşımımız... Geçen sene biraz sistem etmiştiniz biliyorsunuz. Evet. Bunları yayınlamıştık sonradan. Belediye başkanınız size her zaman araba verdiğini söylemiştiniz ama şu anda da görüntüde ben biraz evvel çektim ama bilmiyorum onlarla mı geldiniz, başka arkadaşlarınız mı geldiğini onlarla? Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcıoğlu bize her maç otobüs hasta ediyor. Kendisine de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz sizin adınıza. Kendisi de hasta, onun da acil şifalar diliyoruz. Bizi yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar skor alayım. 3-1 abi. 2-0. 2-1 abi. 2-1 abi. 2-1 diyorsun, 3-0 diyorsun. Sevgilicilerimiz görüyorsunuz. 2-0 net. 2-0 net. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri tanıyalım. Nereden geliyorsunuz? Biz Samsun Lalik'ten geliyoruz. Skor alayım. Samsun Spor, Şanlıurfa Spor. Şanlıurfa Spor'u 5-0 yeme ihtimalimiz var. Lalik'ten geliyorum. Samsun Spor 2, Şanlıurfa Spor 1. Teşekkür ederim. Evet sizler? Ben de 3-0 yeneceğiz diye umuyorum Urfa'yı. 1-0 olsun, bizim olsun. Peki bir şey soracağım. Taraftarın sesini izliyor musunuz? Evet izliyoruz abi. Bir eksiğimiz var mı? Bizlerden neler istiyorsunuz? Abi hiçbir eksiğiniz yok. Yorumları güzel yapıyorsunuz. Yani yorumlar şöyle söyleyeyim. Da, evet. Sizler yaşı olan insanlarsınız. Yıllarca evet. Samsun Spor'u takip ediyorsunuz. Evet. Programımızın sizin gözünüzde bir inandırıcılığı var mı? Sözlerimizde bir şey var mı? Sözlerinizde hiçbir şey yok abi. Süper konuşmalarınız var efendim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama şunu söyleyeyim. Önce Rabbim sonra sizlerin evet. duasıyla ayaktayız. Siz neler diyeceksiniz taraftarınız sevgili? Aynı biz de güzel yorumlarınızı yapıyorsunuz. Memnunuz sizlerden. Allah razı olsun. Siyasilere biraz daha yüklenirsek bizim için daha iyi olur herhalde. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Özellikle de puan silmelerde çok rahatsız oluruz. İnşallah puanlarını silmezler. Puan silineceğimiz. Yine Samsun'un durumu iyi değil. Evet, sizleri tanıyalım. Maça az bir süre kaldı. Nereden geliyorsunuz ve maçla ilgili skor alayım. Abi ben Fethiye'den geliyorum. Samsun Spor'un çocukluktan beri taraftarıyım. Ta çocuk yaşımdan beri. Çocuklarım da var. 3 tane. Ellerinizden öper. Onlar da Samsun Sporlu ve Samsun sevdalı, Samsun Spor sevdalısı olarak yetiştirdim. Ta 1100 kilometre yoldan geliyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Taraftarın sesini mutlaka izliyorsunuz. Hiç kaçırmıyorum. Peki şöyle söyleyeyim. İnandırıcılığımızı nasıl buluyorsunuz? Sözlerimizi nasıl buluyorsunuz? Ve bizlerden daha neler istiyorsunuz? Hüseyin Bey, gerçekten sizin takımımıza sahip çıktığınız kadar şu Samsun şehrinin takımına sahip çıksa inanın biz Avrupa'ya da gideriz. Bırakın Süper Lig'e, Avrupa'ya da gideriz. Ama maalesef bizim Samsun'umuz bir türlü takımına sahip çıkmıyor. Bakın bugün pazar olmasına rağmen sanayi kapalı, bütün iş yerleri kapalı. Fakat kahveler ağzına kadar insan dolu. Maalesef maçlarımıza şuraya gelip bir sigara parası ödeyip de maçlarımıza iştirak etmiyorlar. Takımına sahip çıkmıyorlar. Lütfen buradan taraftarlarımıza da sesleniyorum. Lütfen, lütfen şu takıma sahip çıkın. Bakın biz 1100 kilometre öteden takımımıza sahip çıkmak için geldik. Maçımızı izleyip buradan tekrar geri döneceğiz. Çok teşekkür ederim abi. Çok dolusunuz, görüyorum. Evet. Son sözünüzü alayım. Ben teşekkürler, konuşmanıza teşekkür ederim. Yani ben şunu söylüyorum. Geliyorum ben mesela fırsat buldukça. Gidiyorum Samsun Spor Store'ye. Yeni çıkan ürünlerden belli, üstünüzdekilerden belli. Yeni evet. çıkan ürünlerden almaya gayret ediyorum. En azından takımımıza sahip çıkmak adına. Lütfen Samsun Spor'a ve Samsun Spor şehrine, Samsun'un şehrine ve takımına sahip çıkmasın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyicimiz, maça dakikalar kaldı. Taraftarlarımız stadyuma gelmeye devam ediyor ama ekranlara görüyorsunuz sevgili Ramazan kardeşimiz. Ramazan Demirci ile birlikteyiz. Ramazan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Seni sosyal paylaşım sitelerinden takip ediyoruz. Seni Samsun herkes tanıyor, seviyor, biliyor. Gurbetten bakıyorum şöyle aslan parçası oğlunla geldin Almanya'dan. Ramazan önce şöyle söyleyeyim. Kuzenlerimi de getirdim. Evet onları da şöyle görüntüler alıyorum. Onlara da maçla ilgili skor soracağım. Almanya'dan sürekli geliyorsun. Playoff'larda beraberiz. Çoğu maçlarda beraberiz. Önce Samsun Spor, Şanlıurfa Spor maçını sorayım. Sonra taraftarın sesini nasıl buluyorsunuz? Gurbette nasıl bulunuyor? İnandırıcılığımız nasıl? Bunu demin taraftarlarımıza da sordum. Ve hemen şunu söyleyeyim. Samsun Spor'un bu puan silme durumlarına ne diyeceksin? Vallahi maça gelince dostluk kazansın. Samsun Spor hedefimiz tabii ki Süper Lig. Taraftarın sesine gelince tabii ki biz Avrupa'dan sık sık izliyoruz. Misal Samsun Spor maçı olmayınca biz Samsun Spor'u taraftarın sesini takip ediyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa'dan tabii ki biz Samsun Spor'a taraftarın sesine desteklerimizi yapmak istiyoruz. Ayrıyetten. Çok teşekkür ederiz. Bakın bu sürpriz oldu bir düşünce evet. olarak. Onu muhakkak yapacağız. Ben bütün Avrupa'daki taraftarlarımla da zaten bağlantıya geçtim. Bütün taraftarlardan Avrupa'dan ben sorumluyum zaten. Çok teşekkür ediyorum Ramazancığım. Bunu yapacağım. Dur oğlum, ufaklık durmuyor. Olsun. Doğal olun. Doğal olsun. Bu program sizin, taraftarınız için çıkacakları güzel. Şimdi anneye selam söyleyeceksin. Hadi bakalım anneye selam söyle. Seviyorum de, anneye selamla de. Anne seni çok seviyorum de. Evet, duydum. Belican seni de çok seviyorum de. Şeyi de çok seviyorum. Evet. Ben de ayrıyetten buradan Gepsi'ye, Köseoğlu ailesine, Yalova'ya, Köseoğlu ailesine, bütün akrabalarıma selam söyleyeyim. Havza'ya, Hıllaz'a, Kocapınar'a ve Almanya'ya çok çok selam söylüyorum. Ben de senin aracına tüm gurbete söylüyorum. Bütün Almanya'da kardeşim. Beni destekleyecek olan bu konuda taraftarın sesi gerekse Samsun konusunda olsun Sinan Aslan'a, Mustafa Devici'ye, benim ayrıyetten ortağım oluyor Şirinler Deyi olarak hepsine selamımı sunuyorum. Sağ ol kardeşim, hemen şöyle dönüyorum. Sizden nereden geliyorsunuz? Gepsi'den geliyorum. Herhalde Ramazan'ın akrabaları oluyorsunuz. Evet, skor alayım. 2-0. 3-0. 3-0. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, 19 Mayıs Stadyumunda maç öncesi görüntüler böyleydi sevgili izleyenlerimiz. Cumartesi sevgili Hüseyin Karataş'ın yapmış olduğu çekimlerden söz ettik. Hüseyin, bir gol o kaleye, bir gol bu kaleye. Yani 2-0 bitecekler misin? Gerçekten de iki kaleye de gol Selamet oldu. Abi, şimdi şöyle söyleyeyim. Nereden tabii geldi bu ilham? Orada hani
ermiş veya herhangi bir şekilde demeyelim de şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Biz taraftarız en basit her şeyden önce. Samsporluyuz. Biz Samspor taraftarıyız. Hani yeğenime dedim ki o anda çekerken Batuhan dedim şöyle bir dön de dedim önce hadi kamera başlamadan kayıtlara. Ya şu kaleye gol atsak, bir tane de şu kaleye atsak da 2-0 alsak ne tatlı olur biliyor musun dedim. O da dedi ki abi istersen kameraya çekince söyle. Dedim ki oğlum bir de olmaz. Boşu boşu konuşur. De abi de dedi. Dediğimiz de çıktı. İçime doğdu. Yani biz isteriz ki iki kaleye de sürekli gol atalım, maç evet, alalım diye ama evet. Şükür olsun Allah'a ama güneşli bir gündü. Yani o gün çok güzel bir hava vardı. Ertesi gün sabaha doğru yağmur vardı. Demek ki bereket yağdı. Sahada öyle ya da böyle iki tane de gol yağışı vardı. Çok güzeldi. Evet, maçın bir değerlendirmesini güzel. Alalım. Sonra da basın odasına gitmek için Erdal abiye dönelim. Hemen tamam o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi maçın değerlendirmesi derken zaten Ümit Özat Hoca da maçtan sonra söylüyor. Ben playoff oynamak istemiyorum diyor. Yani burada herhalde 2 puan üzerinden hesap ediyor bazı şeyleri. Kaybedeceği buradan not alırsa 6 mağlubiyet evet. Hakkım var diyor. Şimdi Samsunspor'a gelince kalede Bekir'le başladı. Bekir'i geçen hafta burada söylemiştik abi seninle. Çok konuşuyor, çok uyarıyor. İnanılmaz şekilde uyanık kalıyor. Yani yan top olsun, cephe olsun. Belki fazla pozisyon düşmedi ama düşen pozisyonlarda da dikkat edin. Defansın önündeki bloklardaki işte Canberk olsun, Oğuzhan olsun, NDI olsun, Fatih Kılıçkı olsun onunla birlikte gayet güzel bir şekilde koordineli boy da var, güven evet, veriyor. Evet, davranarak güvenli yani, bir şekilde ileri çıktılar. Kendine güveni sağlam var. Oynadılar. Öncelikle Bekir'i buradan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Bravo Bekir diyoruz ama Furkan'a da sen de daha hazır ol kardeşim diyoruz. Daha iyi ol diyoruz. İkisinin de evet, iyi olması evet, bizim evet. için her zaman ya bir güven vermesi değil mi Erdal abi? Ama Furkan'da. Maçın geneline ilk yarıya baktığımız zaman değil mi Erdal abi? Samsunspor her zamanki gibi Ümit Hoca'yı şurada şöyle kutluyorum. İnanılmaz azim, istek, hırs. Yani ısırmaya çalışıyor, önde basmaya çalışıyor, agresif oynatıyor. Yani bu şekilde davranıyor. Cesur oynatıyor. Ama ilk 25-30 dakika ortada bir oyun vardı. Hele bir ilk 10 dakika Şanlıurfaspor'un inanılmaz organize atakları vardı. Onu da göz ardı etmeyelim. İkinci yarı daha evet, değişikti. Samsunspor çok pozisyon veriyor, çok pozisyon da alıyor. Yani... Evet. 3 gol değer 5 gol de atar, 5 gol değer 4 gol de atar. Şanlıurfa Spor'un hücum hattı çok beceriksizdi. Bir zaten beceriksizliği yani, şuradan belli. 4. Evet. haftada 1 gol atmışlar. Evet, evet toplamda. Abi. Yani, gol şimdi, atma şeyi yok zaten. Yani haftalardır yok. Onların da Urfa'dan gelenler vardı. Dediler ki takımımızın durumu iyi değil, puan durumumuz da iyi değil. Falan Erdem abi şu söyleyeyim. Evet. Takımın durumu iyi değil derken şunu ben söylemek istiyorum. Yani, Urfalıların kendi basını söyledi. Oynanan oyun bakın şimdi. Oynanan oyuna baktığımız zaman geneldeki takım olarak da kadro kalitesine baktığın zaman şimdi bir tane bakalım. Fevzi Elmas, Dardanel'den Galatasaray'a, Galatasaray'dan Antalya'ya, Antalya'dan Ordu'ya, evet. Ordu'dan Urfa'ya. Şaban Özel, bizim İstanbulspor'u evet. geçen yıl Adana Demirspor'daydı ki orada şöyle söyleyeyim. Şaban'ın yakın bir görüntüsü vardı maç öncesi. Selamet abi dedi ki direkt bizim Selamet abi dedi ki direkt ben de çekiyorum yaklaştı. Ben buraya geldim hiç yenilmedim dedi. Selamet abi dedi peşinde ben hemen dedim ki çekince galiba bu sefer yenilecek abi dedim. Maçtan sonra görüştük biz. Evet. Şunu söyledi ama helal olsun Samsunspor'a dedi. Her sezon gerçekten iyi kadro yapıyor dedi bak. Geçen yıl final oynadık. Evet. Bu sezonda final ve bu sene de dedi gerçekten iddialı bir takım kurulmuştu. Ama tebrik ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Yani. Şimdi Urfa'nın şöyle dedim de şunu anlamı söylüyorum. Yani Tony Silva inanılmaz ya. Tony Silva inanılmaz bir futbolcu. Yani çok büyük yetenekleri var. Yusuf gibi, Ekrem Dağ gibi, Veli Kızılkaya, Kıvanç Karakaş gibi. Yani her şeyin önemlisi şu var arkadaşlar. Urfa Spor organize ataklarla gelmeye çalışsa da gelemedi ama hiç ummadık dakikalarda golleri yiyince abi zaten tabii ikinci yarı sıçramayacak. İlk yarıyı söylüyorum. Evet, biraz da şanssızlıkları şaşırdı. Vardı. Ha ama şunu söyleyeceğim. Samsun Spor iyi mücadele ediyor. İyi basıyor. İyi baskı kuruyor ama arkaya boşaltıyor gibi gözükse de yani defans kademesinde oynayan bloklarımız yani birinci ve ikinci ve üçüncü bölgelerde birbirlerine güzel hitap ediyorlar. Yani sağ bekimiz, sol evet, bekimiz oyunu taşıyor. Ayrıca bakın evet. Ayrıca yanılmıyorsam ikinci arada değil mi? Onu sonra söyleyeceğim. Canberk konusu hep açacağız bunları. Canberk maç eksiğini gitgide kapatıyor. Başladı. Ne dedik abi? Karşıyaka maçında bir öz eleştiri yaptık. Canberk sen sağ beksin ama İbrahim Üzülmez ne demişti? Ben teknik olan bir futbolcu değilim. Hırsımla ve kanatımda oynarken önümde oynayan açıkta
önümde oynayan futbolcu arkadaşımla iyi organize olduğum için İbrahim Üzülmez oldum, hırsımla olduğum için dedi. İşte bakın Canberk de bunu görüyorum. Canberk inanılmaz şekilde bu sefer kenarı hiç içe kaçmadı. Karşıyaka maçında değil mi abi eleştirdik. Sürekli içe kaçıyor, sürekli içe kaçıyor. Sen kanat oyuncusun. Bekten, defanstan topu alacaksın, oyuna sokacaksın o şekilde. Ama şunu söyleyeyim, benim tek korkum yine söylüyorum. Allah nazardan korusun Canberk'in uzun süre sakatlık geçirmesi. İnşallah bu sene iyi. İnşallah bu sezon kendisinden faydalanmamız gerekiyor. Canberk Rıdvan Dilmen'in oyun tarzına çok yakın bir topçu. Erdal abi bir şey söyleyeyim mi? Kıvrak bilekli, yumuşak Selam bilekli. Abi, kendine bakacak abi. Bu onun mesleğiyse, tabii ki. Bu onun mesleğiyse bundan para kazandırıp ileride evlenip çoluk çocuk, torun, torba sahibi olup bakacaksa, yatırımını yapacaksa kendine bakacak. Şu anda abi. Zirvede. Ama dediğim gibi. Hemen bir toparlayalım, tekrar abi, söz hakkı vereceğim size. Tabii. İlk yarıda istekledik, arzuluyorduk. Zaten güzel de bir gol bulduk. Güzel de bir gol bulduk. Yani Kone, bravo Kone kardeşime. İnanılmaz bir gol attı. Taraftarın sesi ne derse çıkıyor. Allah utandırmasın. Rize Spor maçına ek girdi. Ne dediler abi orada kimileri? Bunu nereden buldular? Abi, bu nereden bulunmuş? Şöyle böyle olmuş. Biz ne dedik abi burada? Kone kaleye dönük oynuyor. Embille olacak. Yeter ki sırtını fazla kaleye dönmesin. Kanatlardan gelsin. Şu anda kaleye dönük yüzü oynuyor. Yüzü dönük gider abi. Yüzü dönük oldu mu? Peki, bak nasıl gidiyor? Zola için ne diyeceksiniz? Abi Zola'yı artık çözdüm. Dün özellikle çözdüm. Zola bundan sonra bu takımda 45 dakika oynar, 30 dakika oynar. Zola'dan teknik, taktik arama ama Zola inanılmaz bir kesici. İndir desin indirsin. Hem de kolay kolay kart demez. Bakmayın yedine. Şey yapar. Zola kesici abi. O gerçek. Evet. Evet. Jilet Zola diyorum ben ona bundan sonra. Kesici özelliği çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Evet Erdal abi, basın toplantısı. Ben siz basın girdiniz. Odasındaydım. Orada siz kendiniz güzel şeyler şunu, var, notlarım var. Siz kendiniz şunu söylediniz. Ben, evet. Dediniz ki takım çok iyi oynadı. Hırslıydı, istekliydi ve takımın iyi oynadığını söylerken Ümit Özat'ta evet. Bir tek Mehmet Çakır haricinde takımın performansından hoşnut olmadığını dile getirdi dediniz, evet, değil mi? Evet. Buyurun. Ben şöyle söylemek istiyorum. Samsun şehrinin böyle itici, böyle güzel bir takıma sahip olduğu için gurur duyması lazım. Yine bu Samsun şehrinin takımına maddi yönden sahip çıkması lazım. Zaten taraftarlarımız onu söylüyor. İşte ben onu söylemek istiyorum. Yine bu şehir böyle bir takıma sahip olduğu için onu koruması lazım, kollaması lazım, kucaklaması lazım. Tabii ki. Ama maalesef bir başka şehir olsaydı bu takım, başka bir şehrin takımı olsaydı neler olurdu neler. Ben Samsun'u çözemedim. Çözmeyi de istemiyorum. Kurum ve kuruluşlara daha evvelki programlarda seslendik. Yani artık bu takıma sahip çıkmanın zamanı gelmesi lazım. Bu takım PTT 1. Lig'inde bunaldı. Bu takım PTT 1. Lig'inde eskidi. Evet. Bu Samsun Spor, bu şehir Süper Lig çekmesi ve Süper Lig'i kovalaması lazım olduğuna inanıyorum. Hemen basın arkadaş, basın odasına dönüyorum. Basın odasında Şanlıurfalı gazeteci arkadaşlarımız da vardı. Ben Ümit Özat şunları söyledi notlarımda. Ben direkt çıkmak istiyorum arkadaş dedi. Ben playoff'tan çıkmayacağım. Direkt çıkmazsam puan gideceğim. Silme olsa bile evet. Aynı görüşte değil mi? Aynen söylüyorum. Evet. Puan silme parmak acımız söylüyorum. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Cezayı hak etmişsek sesecekler. Bu böyledir. 12 puana kadar da yolu vardır dedi. Bak çok cesur bir laf bunlar. Evet. Ben göreve geldiğimde 1 puan hedeflemiştim. Bu da 64 puan. Yine ısrarlıyım. Bu takım benimle birlikte 64 puanı yakalayacağını İkili söylüyor. İkili puana vurdursa 60'ı en asgari yani, 60'ı düşünüyor. 64 puanla direkt evet, çıkacağını veya ikinci kayıp, çıkacağını aldığı puanlarla. Evet, evet. Ve şöyle devam ediyor. Bu ceza geçmişten geliyor. Sezon içinde oluşu üzücüdür. Doğru Erdal söylüyorum. Baba bir saniye orada notunu tuttun değil mi? Çok güzel değil mi? Unutma. Bakın Ümit Özat daha çok dün Samsun'a gelen. Çok görüntümüz de var hemen. Evet bak dün Samsun'a gelen Ümit Özat bunu çözmüş. Bu ceza geçmişten geliyor. Evet burada çok güzel bir söylüyor. Ya o zaman tamam da bu ceza geçmişten geliyorsa niye Samsunspor yalnız bırakılıyor? Devam i̇şte onu önemli. Bu ceza geçmişten geliyor. Sezon içinde oluşu üzücüdür. Doğru. Biz de 3 defa mağlup olmuş sayarız. Bu hesabı da kapatmış oluruz böylece.
kimse de evet. sıkıntıya girmez diyor. Bu da güzel bir laf. Ama diğerlerini kazanabilmek kaydıyla. Biz bu ligden çıkmak istiyoruz. Bakın bu çok önemli. Bunun için de bu yolda her türlü mücadeleyi vermeye şehir olarak, takım olarak hazırız diyor. Bu ligden çıkmak istiyoruz. Güzel, cesur laflar bunlar. Ve devam ediyor altıncı şeyde. Oyuna dahil ettiğim futbolcuların işte bir Murat Gülbüzeroğlu azıcık kendine geldiyse de onun dışındaki futbolcuların performanslarından pek memnun olmadığını söyledi evet. ama ileriye dönük mesela Alperen filan tartışırız. Olacak dedi. Ve en önemli bir lafını da şurada söyledi. Geçen sezonki bu takımın teknik direktörünü ben Ümit Özat olarak yürekten kutluyorum dedi ama hiçbir basında, ben basın odasındaydım, hiç kimse bunu sayfasına taşımadı. Övgüyle bahsetti. O geçen, zaman bize şöyle söyleyelim. Geçen seneki teknik direktörde. Serhat abi görüntü var dedi. Görüntü ekleyecek herhalde. Çok kısa toplayalım. Hı. Şöyle söyleyelim. Evet. Ümit Özat hocamızın cesur açıklamalarından dolayı kendisini kutluyoruz. Evet. Bu ama anlamda da kutlamak lazım. Erhan değil Altın Hoca ile ilgili. Önemli. Erhan Altın Hoca ile ilgili bu düşüncesinden dolayı kendisini ayakta alkışlıyorum. Erhan Altın demedi ama geçen seneki o işte. Geçen sene Erdal Cazı çalıştırmadı. Evet. Selamet'i de çalıştırmadı. Teknik direktörün sezon başından kutluyorum. Sezon başından evet. beri sıfır negatif olaylarla 27 Aralık'tan sonraki pozitif olaylarla birleştirince kimisi beğenir kimisi beğenmez kardeşim. Sonuçta bu adam bizi playoff'ta finale kadar götürdü. Evet. Finali de oynattı. Yenilmedin, penaltılarla kaçtı. Bu kadar basit. Niye gurur duyarım biliyor musun? Kimsenin ne düşünü beni ilgilendirmiyor. Samsunlu arkadaş bu adam. Selahini Kökçeoğlu'nun çocuğu. Bu kadar basit. Bugün şimdi, de zaten 1-0'dan son dakikalar 2-1'e son 10 dakikaya 1-0 mağlup girdi Kayseri Erciyes'e. 2-1'endi. Evet. Biz de Erhan Altın'ı tebrik ediyoruz. Hafta içerisinde bir gelişme oldu. Biliyorsun ani bir gelişme. Basın toplantısına falan gittik. Mehmet Bank eski yönetici başkan. Erhan Altın'ı suçlar gibi bir... biz oralara girmeyelim. Yani. Hadi girmiyoruz da. Biz yani girmeyelim. Aslında o da çok üzüldüğünü söylüyor. Ben telefonla görüştüm. Ya biz girmiyoruz o konulara. Üzgünüm dedi. Yani kendi... Şahsi fikrini onların aralarında kişiselse kişisel. Ne yaparlarsa yapsınlar tabii. Herkes birbirini yalanlıyor. Ama Ümit Özat'ı tebrik ediyorum. Evet, bravo hocam. Güzel bir not tuttum. Özellikle sevgili, tuttum bu notu. Sevgili izleyenlerimiz hemen yine Samsun 19 Mayıs Stadyumu'na gidiyoruz. Oradaki diğer röportajlarımızı sizlere ekranlara getirelim. Daha yine bir üçüncü bölümümüz var. İkinci bölüm ve röportajlarda baş başayız. Bak. Evet sevgili izleyicilerimiz, taraftarlarımız ve röportajlarımız devam ediyor ama bu sefer bizim atom karıncamız, sağ bekimiz Can Berk'in dedesiyle beraberiz. Torununuzu altyapıdan beri buralarda takip ediyorsunuz. Ne diyeceksiniz babacığım başla ilgili? Can Berk büyük bir yetenek. Allah nasip ederse Can Berk'i daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Peki maçla ilgili ne diyeceksin? Skor alayım. Dede olarak skor alayım torunla oynarken. Dede olarak gönlüm Samspor'dan yana illaki inşallah bugün 2-0 gibi bir skorla kazanacağımı tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Evet röportajlarımız devam ediyor. Görüyorsunuz sevgili Samsunlar. Sevgili Uğur abimiz olsun, Kemal'imiz olsun. Ama her şeyden öncesi Peygamberler Diyarı'ndan Şanlıurfa Spor'un Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Bey de burada. İşte görüyorsunuz diğer abilerimiz, arkadaşlarımız da buralardalar. Ama biz isterseniz önce misafirimizden değil ev sahibinden başlayalım. Ne dersiniz? Evet size ev sahibi diyoruz. Çünkü biz Urfa'ya gittiğimiz zaman da sevgili İftirak ailesi var orada bize kucak açıyor. Sizler de arkadaşlarımızı açıyorsunuz. Neler diyeceksiniz? Evet, Samsun Spor, Şanlıurfa Spor. Biz Samsun Spor'la 4 yıldır bir kardeş bağı kurduk. Kardeş takım olduk. Samsun Spor taraftarlarıyla gerçekten de Türkiye'ye bir örnek davranışta bulunduk. Doğuyla batı nasıl olur bunu tüm Türkiye'ye gösterdik zaten. İşte bu kardeşliğin simgesi budur diyorum. İnşallah bundan sonra da bu kardeşlik bir ömür boyu devam eder. Biz nasıl Şanlıurfa'da Samsun Spor'u ağırlıyorsak Samsun Spor taraftarları da bizleri burada sevgi dolu yürekten içten ve bizleri karşılıyor, kucak açıyor. İnşallah bugün de bu dostluk maçı olur, dostluk kazansın diyorum. Kim hak ederse o kazansın diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen şöyle yan taraf. Sizden ne diyeceksiniz? Ben de kardeşime hoş geldin diyorum. Gerçekten Samsunspor ve Urfaspor taraftarları kardeş takımlar, kardeşiz. Ben de hak edenin kazanmasını istiyorum. Tabii yine de Samsunspor kazansa iyi olur. Bence maçlar gelip geçicidir. Kardeşlikler bahçedir. Dostluk kazansın diyorum. Evet sevgili Kemal, sen neler diyeceksin? Vallahi dostluğun de... köprülerini atan bir ekipsiniz. Evet abi, biz de şimdi buraya gidiyoruz. Onlar buraya geliyor. İşte şu anda durumlar da biliyorsunuz.
artık herkes bunu dostun, Kürdün, Kürdün, kardeş olduğunu herkes görsün yani. PKK denen bir şey yok yani, biz dostuz. Ha Urfa kazanmış, ha Samsun kazanmış. Önemli olan dostluk kazansın. Teşekkür ederim. Benim sevgili izleyicilerimiz, şöyle söyleyeyim. Kamer Mobilya Uğur abi. Aslında neden bu mobilyanın ismini söyledim? Samsun'da bir ilki gerçekleştirdi. Nevris'in takımları olsun, Pike takımları. Ama normal değil. Samsun Spor'a ait olanlar kendi çabaladığı, kendi geçen yılki yönetimde, yani geçen de Erkut Başkanlığı yönetimde de gerekli resmi yazışmaları yaptı. Samsun Spor'a desteğim olsun dedi ve bu sene de yine aynı devam etti. Şu anda da storlarda satışlar devam ediyor. Evet Uğur abi, neler diyeceksin? Konuğumuz şimdi Urfa'yla dostluktan öte artık kardeş olduk. Devam etmesini diliyorum. Kısa bir özlüyorsun, sözün bitti yer diyorsun. Aynen. Röportajlarımız devam ediyor. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Hemen bir Samsun Spor sevdalıları var stadyumun önünde. Bakalım neler söyleyecekler. Sizleri tanıyalım efendim. Merhaba, Yıldıray Beyhan ben. Evet. Samsun'da yaşıyorum. 35 yıldır Samsun Spor sevdalısıyım. Ne olacak bugün? Bugün inşallah maçı 3-1 kazanacağız Selamet Bey. İnşallah. Hakkımız olan 3 puanı fazlasıyla alacağız. Gollerde Fone ve Endia'ya diyorum. Hadi bakalım inşallah. Sizi de tanıyalım abla. Yaren Beyhan. Evet Yaren, ne olur bugün? Bugün inşallah kazanmaya geldik. Gelir misin böyle hep maçlara? Yok, bu ilk. Öyle mi? İlk. Hadi bakalım. Gibi. Ayağını uğurlu gelir inşallah. 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 Hadi bakalım. Canım, seni de tanıyalım. Ben Yiğit Beyhan. Evet Yiğit, neler söyleyeceksin? Bugün maçı yeneceğiz. Evet. Skor? Skor 3-1. 3-1 inşallah. Yiğit de yapalım. Evet abla, sizi de tanıyalım. Elif Beyhan. Elif, sen geliyor musun? Sen de mi ilk kez? Ben Fenerbahçeliyim. Olmadı şimdi. İstanbul'a gidiyorum maçlara da bugün de desteklemek için geldim. Samsun'da. Ne güzel, ne güzel. Peki ne olacak sence? Ne olur? Ya, alacağız inşallah. Bakalım, berabere gidiyor bütün maçlar ama bu maçı yenersek güzel olur. Değil mi? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sağ olun. Evet, röportajlarımız devam ediyor. Hemen sağ baştan başlayalım. Sizleri tanıyalım efendim. İsmim Murat Acerer. Evet Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Maç için geldik. Evet, neler olacak için efendim bugün 19 Mayıs'ta? Bugün inşallah galibiyetle kapatacağız yine. Her zamanki gibi. Biz her maça Ladik'ten geliyoruz. Takıma otobüslerle, taksilerle, her şekilde her maçımızı her... Özel araçla mı geldiniz? Bugün özel araçla geldik. Çünkü bunun da sistemini yapmak durumundayız. Evet. Bana ilçelerden çok mesaj geliyor bu konuyla ilgili. Belediyelerin destek çıkmamasıyla ilgili. Tabii ki belediye başkanlarımıza evet, da buradan destek duyuralım. Belediyeler destek çıkmadığı için tabii ki bu yüzden biz özel taksilerle geliyoruz. Ya şu anda biz 6 araç geldik yine, yani bir minibüs yaklaşık. Evet, Ladik Belediye Başkanımıza da duyurulur, duysun evet, bu sesi değil yani mi? Daha evet, önceleri biz bize araç temin ediliyordu. O şekilde, çünkü gençlerin çoğu çalışmıyor. Gençler var, liseyi bitirmiş öğrenciler var. Bizim de amacımız Samsun Spor sevgisini bunlara aşılamak. Ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii ki belediyelerin de buna destek çıkması gerekiyor. Şunu özellikle söyleyelim mi? 15 dakika önce Kavak Belediyesi'nin otobüsü kornalar eşliğinde konvoy haline evet, buraya girdi. Yani evet, tüm belediyelerden bu desteği tabii isteyelim. Bizler tabii bunun çağrısını her zaman yapıyoruz tabii ki. Tabii ki. Evlat mı? Evet. Senin adın ne? Aslan Bart. Aslan, maça mı geldin? Samsporlusun. Bir de maç söyle. Ne olacak bakalım bugün? Bir de Fenerbahçe. Bir de Fenerbahçe. Olmadı şimdi. Ne olacak maç? Yenecek miyiz? Kaç kaç? Aklındaki ne? 3-0. Hadi bakalım. Siz de tanıyalım. Kamil Demet. Aslen. Ladikliyim. Maça İstanbul'dan geliyorum. Gurbetçiyiz. Gurbetçiyiz. Evet. Hem bayram, hem maç, memleket aşkı. Ne oldu? Skor da alalım. Destek vermek için. Skor 2-0 diye düşünüyorum. Peki taraftarın sesini de izler misiniz? Taraftarın sesini izliyoruz. En büyük oraya hatta şikayet meyleri de atıyoruz. Forma bulamama konusunda. Evet, evet. Bugün Yamancılar Pazarı'ndaki story'e gittim. Sadece bunu bulabildim yani kendime. Tam takım, şortumuz yok, tozluklarımız yok, yeterli değil. Evet. Oradaki çalışan da bunun yetersizliğinden şikayetçi. Yani biz takıma sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu takıma sahip çıkacağız. Bizler önce sahip çıkacağız. Daha sonra diğer büyüklerimiz sahip çıkacak. İnşallah. Çünkü Samsun Spor bir sevdadır. Tabii tabii. Evet, siz de tanıyalım. Benim adım Kazım Küncel. Samsun Sporluyum. Samsun Spor için can atıyorum. Ben Samsun Spor için deplasmanlara gittim. Giresun. Giresun'a gittim. Deplasmanlara 2-0 alacağız diyorum. İnşallah. Siz de tanıyalım efendim. Ben de Ladikliyim ben de. Murat abim de dediği gibi
Bu otobüs içinde bayağı sıkıntılar çekiyoruz. Ama bir şekilde geliyoruz yani maça. Ama özel emin olun bizler bu hafta özellikle ilçe belediye başkanlarına bu konuyla ilgili bir kez daha sesleneceğiz. Yani bir şey araba verse de bizim için fark etmez yani. Biz şu saatten sonra biz zaten her türlü geliyoruz yani. Bizim amacımız gençleri de yani atıyorum küçük çocukları da buraya getirmek, maçsız etmek, Samspor sevgisini aşılatmak yani. Başka bir şey değil bizim amacımız. Hani biz bedava araba için bunu söylemiyoruz yani. Evet. O kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ayrıca bir de şu puan silme işlerinde artık birilerinin bu işe bir el atması lazım yani. Duyurun. İnsanları sürekli tedirgin ediyorlar yani. Puan silinecek mi? Ne olacak? Zaten yapılan haksızlıkların hatta hesabı yok. Bir şekilde yani bunları, şehrin önde gelenleri bunlara bir şey yapsınlar yani artık. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili vatan, ne ereceksin? Şanlıurfa Spor'la oynuyoruz. Vallahi çok bir kısmımız son sırada, bir kısmımız üst sırada ama bizim mutlak kazanmamız gereken. Skor alayım kardeşim. Skor önemli değil. Helal olsun sana diyorum vatan. Skor önemli değil. Teşekkür ediyorum vatan. Sağ ol. Evet, 19 Mayıs Stadyumu'nda ikinci bölümdeki röportajlarımız böyleydi. Bir de üçüncü bölümümüz var. Yine maç öncesi röportajlar ve maç sonrası görüntülerde birazdan ikinci bölümde ekranlara getireceğiz. Evet arkadaşlar, orada özellikle ilçelerden gelen taraftarlarımızın yorumlarını sıkıntısı, dinledik ve sıkıntılarını sıkıntı, dinledik. Evet, ben yaşadım. Mesela birçok ilçeden gelen taraftarlarımız okumadı, ilçe belediyelerini... Okumadı, biletleri ilçe dolu oldu halde okumadı. İlçe belediyelerinin otobüsleri anlatıyor. Otobüsleri. İlçe belediyelerinin bu konuda sahip çıkmadıklarını, belediye başkanlarının sahip çıkmadıklarını, bizim sesimize kulak vermediklerini diye taraftarlarımız bu şekilde dile getirdiler. Yani sonuçta çok zor bir şey değil. En uzak ilçemiz kaç kilometre Erdal abi buradan? 40. Yazık günah. Çarşamba ya. 50 kilometre. Hadi yazık günah. 90 kilometre. Yazık günah yani. O öyle gençlerin gönlünü alsan ne olur? Ne olur Erdal abi? Ben şöyle söyleyeyim. Buradan Ladik Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Hatta özellikle de Ladik Belediye Başkanı'nın için seslenirken Kavak Belediye Başkanı Sayın İbrahim Sarıcıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben onu hiçbir zaman söylemeden geçemeyeceğim. Fanatik Samspor taraftarı olan Başkan Yardımcısı sevgili Reşat Ayyılız'a da selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Hatta otobüsleri de evet, niye iletiyoruz? Tam yakaladık niye orada. İletiyoruz? Bizi başkanlıklara veya bürokratlıklara siyasi ilgilendirmez abi. Bizi Samsun sporlulukları ve taraftara yapmış oldukları adamlıkları ve jestlikleri bizi ilgilendirir. Tabii. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Yani bu şunu şöyle söylüyorum. Bütün ilçelere seslenir. Merkez ilçeler zaten Samsun'da. Samsun Spor için gelmek isteyen insanları lütfen getirin. Ve ayrıca getirin. Röportajlarda da gördüğümüz gibi orada Urfa Spor Taraftarlar Dernek Başkanı Ali Çiçek vardı ve Urfa Samsun dostluğu vardı. Bizler orada nasıl karşılanmışsak burada da onlar muhakkak ki öyle karşılandılar. Zaten ben birkaç gün öncesinden bazı taraftarlarımız Urfa'dan gelen taraftarlarımızı bekliyoruz diyenler vardı. Ne? Aynı güzelliği buradan da yaptılar. Bizler de buradan sevgili Mehmet İftirak ve İsmail İftirak ailesine Vehbi de buradan İftirak, Vehbi İftirak Urfa'ya onlara selamlarımızı gönderelim. Geldiğimiz için de üzülüyoruz onları. Yani şöyle yani bundan sonraki müsabakalarında Urfa Spor'a da başarılar dileyelim ve şimdi hemen taraftar isimleri köşemizle birlikte reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra bizlerden ayrılmayın. Sizlerden gelen mesajlara yer vereceğiz ve ikinci bölümde röportaj üçüncü röportajlarımız var. Onları da ekranlara getireceğiz efendim. Sevda ki geri dönülmez. Korku bilmez yüreğimiz acıyı bilmez. Bu öyle bir sevda ki geri dönülmez. Bir engel olsa da yine yetişmez. Biz bu yolda canlar verdik, canallar verdik. Bir engel olsa da yine yetişmez. Biz bu yolda canlar verdik. Sevdalıyız, sevdamız ölmez. Birleşince elleriniz asla bükülmez.
Biz sevdalıyız, sevdamız ölmez. Birleşince ellerimiz asla bükülmez. Az gün